Şivanya! 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 Retik, ne oldu? Neyin var? Neden böyle birden gerildin? Sen terlemişsin. Neden Şivanya'yı çağırıyorsun oğlum? Anne, neden bilmiyorum. Kendimi çok huzursuz hissettim. Şivanya'nın başı dertteymiş gibi hissediyorum. Anne, hadi sen de seslen Şivanya. Retik, odasındadır. Başka nereye gidecek? Odasındaysa neden buraya gelmiyor? Bir şey mi oldu? Hemen gidip bakacağım. Retik! Şivanya! Bak, işte geldi ve gayet de iyi görünüyor. Ne oldu Retik? Neden öyle bağırıyordun? Şivanya! Şivanya, sen buradasın. Bir şeyin yok, öyle değil mi? Bana ne olabilir ki? Buradayım işte, tam karşında. Seni çok sevdiğinden böyle yapıyor. Seni bir türlü aklından çıkaramıyor. İşte bu yüzden de senin başının dertte olduğunu sandım. Şivanya beni çağırıyordu. Başı dertte olmalı. Ama Retik bunu nasıl anladı? Daha önce de olmuştu. Daha önce rüyasında Şivanya'nın tehlikede olduğunu görmüştü. Retik köyün yerini bilebiliyordu. Bu nasıl bir şey? Aralarında nasıl bir bağ var? Hiç anlayamıyorum. Bütün bunlar onun eseri. Sen çok şanslısın. Çünkü Retik gibi bir hayat arkadaşım var. Merak etme Retik. Ben gerçekten iyiyim. Sen yanımda olduğun sürece bana bir şey olmaz, endişelenme. Şivanya, karşımdasın ama neden hala senin tehlikede olduğunu hissediyorum? O yılan hayatımıza girdiğinden beri senin için çok korkuyorum. Sanki hep sana bir şey olacakmış gibi. Bana bir şey olmayacak. Benim hiçbir şeyim yok. Ayrıca evin her tarafında bayel yaprakları var. O yılan istese de evden içeri giremeyecek. Şivanya kesinlikle haklı oğlum. O yılan eve giremez. Eğer girmeye kalkarsa bu onun sonu olur. Yılan evin içinde seni aptal. Eğer parmağında o yüzük olmasaydı evdeki bu yılan seni çoktan öldürürdü. Retik, neden endişeleniyorsun oğlum? Bayel yapraklarından hemen kurtulmalıyım. Şivanya'ya gitmem gerek. Şu an hayatı büyük tehlikede. Annemle babamın intikamını alana kadar ölmeyeceğim. Gördün mü Şeleş? Herkes o yılandan nasıl da korkuyor. Hepimize zor anlar yaşattı. Umarım ondan kurtuluruz. Ben kararımı verdim. O yılanı bağışlamayacağım Enki. Yılan ölecek. Dışarı çıkmak için fırsat. Ama önce bayel yapraklarını çıkarmalıyım. Zaman geçiyor. Yolculuk daha bitmedi. Önümüzde sadece 3 saatimiz kaldı. Ritik'i mabede götürmeliyim. Ama ulaşamıyorum. Tanrım, bizi koru. Bize yol göster. Yardım et. Şehre gitmem gerek. Birinin hayatı tehlikede. Beni götürür müsün? Hadi atla. Tamam. Gidelim.
Bir şey yanıyor. Bu koku da nereden geliyor? Aman Tanrım! Yapraklar yanıyor. Yangın çıkmış. Bunu kim yaptı? Yılan yaptı. Anne! Aman Tanrım! Bu da mı? Şivanya bak! Çabuk biri su getirsin. Hadi çabuk olun. Ne oldu anne? Ne oldu? Bak. Nasıl alev aldı? Tamam. Bak, hadi çabuk, çabuk battaniye tamam. getirin. Peki. Hadi çabuk hadi. Battaniye getirin. Hadi. Hayır. Acele edin çabuk. Çabuk. Anki. Anki bu evde neler oluyor? Getirdim. Dikkat et. Dikkat evet, et. Dikkat et. Bayeli yapraklarını hadi. Yaktı. Yine o yılanın işi bu. Katillerin katili de yılanı durdurmaya çalışmıştı. Bu fırtınayı kimse dindiremez. Bir yılanın neler yapabileceğinin farkında değiller. Şimdi kendiniz görün. Hayır. İçeri giremem, hayır. Çünkü hayatta olduğumu bilmiyorlar. Öğrenirlerse Seşa ve Şivanya intikam alamaz. Ben oraya giremem. Ama Seşa pekala girebilir. Seşa, benim sesimi duyamasan da yılan kavalının sesini duyacaksın. Ne olursa olsun buraya gelmen gerek. Karanlık işime yarayacak. Artık kaçabilirim. Onlardan hiçbiri yılanın aralarından geçtiğini fark edemez. Tanrım. Hey yılan! Ay yılan! Hayır. Yılan bizim aramızda yaşıyormuş. İyi de evin içine nasıl girdi? Anki! Ama hey, hemen Ritik'in yanına git. Orada tek başına hadi. Hadi hemen. Anki yılan dışarı çıktı. Hayatımız tehlikede. Lütfen bir şeyler yap. Evet hadi. Tamam. Hadi çabuk tamam, ol. Tamam. Tamam durun. Durun biraz. Durun. Ne? Durun. Ne oldu? Durun. Yılan kavalı çalıyor. Yılan. Ama yılan az önce dışarı çıkmıştı. O sesi duyuyorum. Hepiniz burada kalın. Ben gidip dışarı bakacağım. Sıkıntı. Şeleş onlara tamam, göz kulak. Dur tamam, dedim. Tamam. Yılan tamam, dışarıda şey onu bulmam istemem. Gerekiyor. Bırak beni. Tamam. Bırak gitti. Merak etme. Hayır. Bir şey olmayacak. Hayır Anki. Hayır. Tamam. Hayır. Tamam sakin ol. Sakin Anki, ol. Ben de onunla gideceğim. Tehlikeli. Merak etme. Bir şey Hayır. olmaz. Sen bırak. Hadi. Hayır. Hadi gidelim Anki. Peder, senin burada ne işin var peder? Ya biri buraya geldiğini görürse, yoksa unuttun mu? Senin öldüğünü sanıyorlar, neden geldin? Artık ölüme çok yaklaştı Seşa. Kim? Şivanya'nın yaşamak için sadece 3 saati kaldı. Ne? Demek bu yüzden beni çağırdı. Peder, ben de ona ulaşmaya çalışıyorum. Söyler misin, onu kurtarmanın yolu nedir? Artık onu sadece Tanrı kurtarabilir. Riti Tepe'nin üzerindeki kutsal mabede götürmemiz gerek. Şu anda tek çözüm bu görünüyor. O bizim düşmanımızın oğlu. Evet. Şivanya'nın ona şimdi ihtiyacı var. Ritik'le birlikte oraya giderse ölümden kurtulacak. Yeni bir hayatı olacak. Bunu bana büyük peder söyledi. Burada biri var. Koş. Yılan kabalının sesi buradan geliyordu. O yılan oynatıcısı mutlaka buralarda olmalı. Galiba burada olduğumuzu anladı. Galiba o yılan yaşıyor. Guruma gerçekten haklıymış. O yılan yaşıyor.
Evime kadar geldi. O deri de ona aitti. Şimdi anladım. Yaprakları yakan da bu yılandı. Şu anda yalnız. Hepimizi mahvedecekti. İyi ama ona kim yardım ediyor? O yılan oynatıcısı. Bu da demek oluyor ki bundan 20 sene önce ölmemiş ve hala hayatta. Yılanı kurtaran da oydu. O gün kurtarmayı başardı ama bugün onu kurtarmasına izin vermem. Peder, çabuk ol, bizi fark etti. Evet. Peder, lütfen, lütfen sen git. Ben Ritik'i mabede getireceğim. Ha. Sen hemen git. Dikkatli ol. Anne, sigortalara bakarken birden ateş edildiğini duydum. Anlamıyorum Ritik. Anki yukarı çıkmıştı. Sonra birden silah sesi geldi. Ben gidip bir bakayım anne. Baba? Anki. Anki, neler oldu yukarıda? Yukarıdan ateş edildiğini duydum. O silah neden sende? Yani ateş eden sen miydin? Ha, öyle mi? Bakın, o yılan daha ölmemiş. Az önce onu gördüm, hala hayatta. Evet, o yılan hala yaşıyor. Guruma, senin burada ne işin var? Guruma? Guruma, lütfen söyle. Nasıl bir tehlikenin içindeyiz? Guruma, burada onun için tören yaptın. O yılanın mutlaka öleceğini söylemiştin. Ne oldu? Guruma, evin her tarafına bize verdiğin o yaprakları astık. Ama o yılan bütün yaprakları yaktı. Bunu biliyorum. Haberim var. Biliyorsunuz daha önce size onu koruyan bir arkadaşı var demiştim. Ama sonunda onu kimin kurtardığını öğrendim. Yılanı kurtaranın çok önce ölmüş olması gerekiyordu. Guruma, biri onu korumaya çalışıyor. Bize onun 6 saat ömrü kaldığını söylemiştin. Bu kadar kısa sürede onu nasıl kurtaracak? Buraya gelme sebebim bu zaten. Sizi uyarmak için, bunu ortaya çıkarmak için buradayım. Yılanın ölmesine sadece 3 saat kaldı. Ama 3 saat bizim için ne kadar zorsa, o yılan için de o kadar zor. Ancak başarabilir. Bu yüzden de uyanık olmalıyız. O yılan ölene kadar çok dikkatli olmalıyız. Her şey olabilir. O yılan herkesi avlayabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir lambanın alevi en parlak, sönmeye yakınken olur. Bunu sakın unutmayın. Guruma, o yılanı öldürmenin mutlaka bir yolu olmalı. O yılanın gazabından sadece sen kurtarabilirsin bizi. Lütfen bir şeyler yap. Evet. Bunun bir yolu var. O dağın zirvesindeki mabede gidip orada dua etmek zorundayız. Özellikle de bu evin oğlu Ritik ve gelini Şivanya dua etmeli. O zaman Tanrı bize yol gösterecektir, kudretini esirgemeyecektir ve bizi sadece o kurtarabilir. Hadi, hadi hemen o mabede gidin.
Ben de sizi korumaya çalışayım. Tanrı'ya selam durun. Tanrı'ya selam durun. Tanrı'ya selam olsun. Tanrı'ya selam durun. Artık Riti'yi o mabede götürmek kesinlikle zor olmayacak. Geliyorum yüce Tanrım. Sana selam olsun. Anne, Şivanya ile kesinlikle o mabede gideceğim. Ama dikkatli ol oğlum. Bu son 3 saat bizim için çok zor olacak. Çok da tehlikeli. Baba, bu evi yılandan kurtarmak için her türlü tehlikeye göğüs germeye hazırım. Hayır tatlım. Oraya yalnız gitmene izin veremem. Ben de sizinle birlikte geleceğim. Hayır anne, oraya yalnız gitmemiz gerek. Şivanya ve ben geri dönene kadar kesinlikle buradan ayrılmayın. Evet anne. Bize bir zarar gelmeyecek. Üstelik Tanrı'nın mabedine gidiyoruz. Orada tehlikeli ne olabilir ki? Şivanya, Riti'yi sen koruyacaksın. Ona dikkat et, olur mu? Tamam anne. Şimdi gitmemiz gerek. Gidelim mi Ritik? Gidelim. Tamam. Şeleş, evin bütün açık yerlerini kapatalım. Yılan bir daha içeri girmesin. Tanrı'yı selamla. Tanrı'yı selamla. Tanrı'yı selamla. Tanrı'yı selamla. Tanrı'yı selamla. Firavun faresi. Hayır. Bir masumun hayatını sebepsiz yere alamam. Başka bir yol bulmam gerek. Mutlaka mabede ulaşacağım. Aman Tanrım, çok az vakit kaldı. Bir an önce oraya varmalıyız. Teşekkür ederim Şivanya. Ailem için benimle birlikte bu uzak mabede geliyorsun. Sana gerçekten minnettarım. Senin katil ailen için değil, oraya kardeşim Şivanya için gidiyorum. Ve seni oraya onun için götürüyorum. Ne olursa olsun, senin hayatına da mal olsa Şivanya'yı mutlaka kurtaracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.